Bir zamanlar uzay dendiğinde birçoğumuz bunu bir güneş, bazı gezegenler ve bir asteroid kuşağından ibaret olarak düşünürdük. Oysa şimdi Kuiper kuşağındaki Neptün'ün yörüngesinin ötesinde milyonlarca nesne olduğunu biliyoruz. Bu uzak nesnelerden bazıları on binlerce yıl boyunca milyarlarca kilometre yol kat ederek zaman zaman Güneş sisteminin iç kısımlarını ziyaret eder. Böyle bir kuyruklu yıldız kendine özgü yeşil tonuyla son zamanlarda manşetlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Resmi adı Komet C2022-E3 olan bu kuyruklu yıldız halk arasında da yeşil kuyruklu yıldız olarak biliniyor. Öncelikle korkmayın. Yeşil kuyruklu yıldız bir kıyamet alameti değil. Aslına bakarsanız her kuyruklu yıldız yaklaşmasında benzer korkular halk arasında dolaşır. Tarihte kuyruklu yıldızlar genellikle büyük bir felaketin veya değişimin bir işareti olarak öngörülmüştür. Sonucunda insanları korkutan haberler her zaman çok okunur. Haberciler de bunu çok iyi bilir. Örneğin 1909 yılında Halley kuyruklu yıldızı ile ilgili haberler giderek daha fazla kişinin korkmasına neden olmuş ve bu durum kısa süre içerisinde kitlesel bir histeriye dönüşmüştü. Halley kuyruklu yıldızı tartışmasız tarihin en ünlü kuyruklu yıldızıdır. Periyodik bir kuyruklu yıldız olarak yaklaşık her 75 yılda bir dünyaya geri döner. Bu da bir insanın onu yaşamı boyunca iki kez görmesini mümkün kılar. En son 1986'da kendisini gördük ve 2061'de geri dönmesini bekliyoruz. Ancak aynı şey C2022-E3 yani yeşil kuyruklu yıldız için geçerli değil. Çünkü onun periyodu 50 bin yıldır. Yani her 50 bin yılda dünyamıza yaklaşıp sonrasında uzaklaşır. En son 50 bin yıl önceki insanların bu kuyruklu yıldızı görme şansına sahip olduğunu düşünürsek, korkmak yerine kendimizi şanslı hissetmeliyiz. İşte bu durumu iyi değerlendirip teleskopla yakalamaya çalıştığım bazı görselleri sizler için derledim ve birazdan onları da sizlere göstereceğim. Kuyruklu yıldızlar genellikle buz, toz ve kayalardan oluşan asteroid benzeri gök cisimleridir. Kuyruklu yıldızlar Neptün'ün yörüngesinin ötesinden gelirler ve birçok asteroid ve meteoroid gibi yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Güneş sistemimiz ile birlikte var olmuşlardır. Her ne kadar isimlendirirken yıldız desek de kuyruklu yıldızlar bir yıldız değildir. Kendi ışıklarını saçmazlar. Sadece Güneş'ten gelen ışığı yansıtırlar. Bir kuyruklu yıldızın parlak bir baş bölgesi, bu bölgenin içinde bir çekirdeği ve sönük bir kuyruğu vardır. Kuyruk her zaman güneşten uzağa doğru yönelir. Toz ve buz karışımından oluşan çekirdek kuyruklu yıldızın katı olan tek bölgesidir. Kuyruklu yıldızın baş ve kuyruk bölgesi ise gaz ve tozdan oluşur. Kuyruklu yıldız güneşe yaklaştıkça ısınır ve çekirdek kısmındaki buzlar buharlaşmaya başlar. Buharlaşma sonucunda serbest kalan tozlar ortaya çıkan gazlarla birlikte çekirdeği sarar. Güneş ışınlarının etkisiyle bu gaz ve tozlar güneşten uzağa doğru sürüklenmeye başlar ve kuyruğu oluşturur. Kuyruklu yıldızın kuyruğu güneşe yaklaştıkça büyür, uzaklaştıkça kuyruk yavaş yavaş küçülecektir. Bu gök cismi dünyanın yanından en yakın geçişini 1 Şubat ile 2 Şubat arasında yaklaşık 42 milyon kilometre ila 44 milyon kilometre arasında bir uzaklıkta yaptı. Kuyruklu yıldız dünyaya yaklaştığında gözlemciler onu kuzey yıldızı olarak da adlandırılan parlak yıldız Polaris'in yakınında soluk yeşil bir leke olarak görebildiler. Kuzey yarımküredekiler için gece yarısı ay battıktan sonra kuyruklu yıldızı izlemek için en ideal zamandır. Çoğumuz ışık kirliliğinden dolayı kendisini fark edemesek de muhtemel etkileyici görsellere internetten erişmişsinizdir diye düşünüyorum. Kuyruklu yıldız C2022-E3'ten nadir bulunan yeşil bir kuyruklu yıldız olarak bahseden manşetler görmüş olabilirsiniz. Ancak bu tanımlamaya bir parantez açmak gereklidir. C2022-E3'ü nadir yapan şey rengi değildir. Kuyruklu yıldızlar yörüngedeki mevcut konumları ve kimyasal bileşimleri nedeniyle farklı ışık renklerini yansıtırlar. Genel olarak kuyruklu yıldızların güneşe yaklaşırken ve dünyanın yanından geçerken
yeşil görünmeleri alışılmadık bir durum değildir. Bu nedenle hayatınız boyunca birden fazla yeşil kuyruklu yıldız görebilirsiniz. Nadir olması, Güneş sistemimizde 50 bin yıllık yörüngeye sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Uzak atalarımızdan sonra bu yıldızı ilk görenler olacağız ve sonrasında da 50 bin yıl daha görme şansına kimse sahip olmayacak. Bence bu yeterince özel, hatta çok özel bir durumdur. İşte bu özel durumu teleskopla kayda almaya çalıştığımda ortaya çıkan görsellerle sizleri baş başa bırakıyorum. Her zaman söylediğim gibi, uzaydaki sonsuzluğu ve büyüklüğü hissettikçe o kadar küçük olduğumuzu görüyorum ki, her şey bir o kadar anlamsızlaşırken hem de o kadar çok anlam kazanıyor ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.